İlhan Aktar kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta sizlere çok önemli bir bitkiyle ilgili daha önce bir paylaşımda bulunmuştum. Bu hafta da size bu bitkiyle ilgili çok önemli bilgiler paylaşacağım. Bu hafta size ne mi anlatacağım? Bu hafta sizlere defne yaprağının yararları nelerdir? Faydaları nelerdir? Bununla ilgili bilgi paylaşımında bulunacağım. Fakat kanalıma halen abone değilseniz lütfen şu aşağıdaki abone ol butonuna basarak kanalıma abone olmayı ve beğeni butonuna basarak da bana destek olmayı unutmayın. Gelelim bu haftaki konumuza. Arkadaşlar, herkesin de evinde vardır büyük bir ihtimal. Defne yaprağı her evde olması gereken bitkilerden bir tanesi. Defnenin yaprağı, yağı bile çok şifa. Defne yaprağı kokusu ve lezzetiyle yemeklerde özellikle kullanılan bitkilerden bir tanesi arkadaşlar. Defne yaprağının güzelliğinin yanı sıra insan sağlığına da çok büyük faydaları oluyor arkadaşlar. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Defne yaprağı özellikle sulu yemeklerde ve et yemeklerinde oluşabilecek bakterilerin oluşmasını engellemede, mikrobik bir problemin azalmasında ve güzel bir aroma, lezzet vermesinden dolayı da çok fayda sağlayabilen bitkilerden bir tanesi arkadaşlar. İşte defne yaprağının bu tarz etkileri var. Peki insan bedeni üzerindeki faydaları nelerdir? Gelelim defne yaprağının bedenimiz üzerindeki faydalarına arkadaşlar. Defne yaprağının ana vatanı Akdeniz, ılıman bölgelerde, özellikle Akdeniz ülkelerinde çok fazla yetişiyor. İstanbul'da da ve ılıman yerlerde de defne yaprağını bulabilirsiniz arkadaşlar. Defne yaprağı çok yoğun bir şekilde beden sağlığımız üzerinde fayda sağlayabilen bitkilerden bir tanesi. Özellikle defne yaprağı Larus nobilis olarak bilinen defnegiller familyasından yapraklarının özellikle 4 mevsimde dökülmemesiyle bilgi olarak bunu da yine eklemek istiyorum. 4 mevsim yaprağını dökmeyen bitkilerden bir tanesidir arkadaşlar. Ülkemizde de yine yetişebilen %80 oranında ülkemizden ihraç edilen bitkilerden bir tanesidir arkadaşlar. Gelelim defne yaprağının faydalarına. Özellikle defne yaprağı bitkisi görme problemlerinde, görme bozukluklarında çok fayda sağlayabiliyor. Özellikle vücudun sakinleşmesinde yardımcı olabilen bitkilerden bir tanesi arkadaşlar. Ülser gibi mide rahatsızlıklarında da çok fayda sağlayabilen bir bitkidir defne yaprağı. Kalp damarlarını oldukça onaran ve iyi geldiği bilinen, tabii ki hiçbir bitkiyi de hekiminize danışmadan kullanmayın, çok fayda sağlayabilen bitkilerden bir tanesidir. Kalp damarlarına da çeperlerin azalmasında, yağların azalmasında yardımcı olan bitkilerden bir tanesidir. Bel ve baş ağrılarında özellikle yağı çok fayda sağlayabiliyor. Defne yaprağının yağı bel ve baş ağrılarında masaj yağlarının içerisinde de yine kullanılabiliyor. Özellikle defne yaprağı tansiyon düşürülmesinde, yüksek kan şekerinin düşürülmesinde de yine destekleyici olarak kullanılabilen bitkilerden bir tanesi. Sindirim sisteminde çok fayda sağlayabilen bir bitki. Aynı zamanda da gaz gidermede de yardımcı oluyor. Vücut ateşinin düşürülmesinde de yine destekleyici bitkilerden bir tanesi arkadaşlar. Defne yağı, defne bitkisi, defne yaprağı şu an aktarlarda da bulabileceğiniz bitkilerden bir tanesidir. Defne yaprağı eski Anadolu kültüründe de biliyorsunuz bir kabın içerisine koyulup onu tütsü şeklinde evde nazara ve kötü enerjiye karşı da yakılarak kullanılabilen bitkilerden bir tanesidir. Defne yağı aynı zamanda mikrobik problemlerde, uçuklarda ve sivilcelerde de yine kullanılabilen bitkilerden bir tanesi. Bu defne yaprağını et yemeklerinde özellikle çok tercih edilebiliyor. Onun haricinde salamuralarda, işte peynirlerde, böcek oluşmasının engellenmesinde ve bakteri farklı
zararlı asal hakların üremesinin de engellenmesinde ve korunmasında gıdanın kullanılabiliyor. Çeşitli zeytinlerin içerisine de konulabiliyor yaprak şeklinde. Yani bu çeşit bilgiler sizinle paylaşmak istedim. Kanalıma destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Şuradaki abone ol butonuna basın lütfen. Bu tarz videoların gelmesi için de beğeni butonuna basmayı unutmayın. Benim bildiklerim, size araştırdıklarımı aktarabileceklerim defne yaprağı ile ilgili bunlar. Sizin de varsa bildikleriniz veya farklı şekillerde kullandığınız yöntemler varsa lütfen aşağıdaki yorum kısmına bunları belirtin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, dükkana hoş geldiniz. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, esen kalın.